O zaman başlarınızın önünde hiçbir engel var mı? Şu an Şu hiçbir engel an yok. bir engelimiz yok. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Beni buraya davet eden, hafta sonu demeden, gece demeden, gündüz demeden bunun altyapısıyla uğraşan işletme ve ekonomi topluluğundaki arkadaşlarım adına günün sunucusu Merve'ye sözü geri vermek istiyorum. Buyurun efendim, oturumuzu açalım. Açalım. Erdem Bey, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok Müsait iyiyim, misiniz? teşekkür ederim. Sizlere tanımayan arkadaşlarım olabilir, denk gelmemiş olabilir. Evet. Dubai'den sesleniyorum. Evet, Dubai'den katılıyor Erdem Bey. Erdem Bey aslında hani pazarlama direktörü ama aynı zamanda akademisyen, yazar, bir de anlam arayıcı. Hani bu unvan ben çok bilmiyorum, beğendim. Hani böyle anlam aramak şu günlerde. Hani konuşmalarınızı da izledim. Sözü size vereyim. Siz devam edin Erdem Bey. Çok Ben teşekkür bir şey ediyorum. vermeyeyim. Rica Gerçekten ederim. de beni davet ettiğiniz, zaman ayırdığınız için. Şimdi bir kere öncelikle ekran başındaki arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Biz bu sunumu birlikte yapacağız. Öyle yok, Dubai'den tek başına gel, anlat, git. Sizin de biraz destek olmanız gerekiyor buna. Bunun için bazı arkadaşlarım şimdiden olmaya başladı bile. menti.com adresine gidip bilgisayarınızdan ya da mobil cihazınızdan hiç fark etmez. menti.com adresine gidip ekranın üstünde gördüğümüz 30 54 50 sayısını kod sorulan yere yazmanızı rica ediyorum. Ve bunu yazdığınız andan itibaren artık sunumu birlikte yapacağız. Ben bir şeyler anlatırken siz de ne bileyim etrafta kalplere, kedi simgelerine, beğenen parmaklara, beğenmeyen parmaklara basabilirsiniz. Önemli olan artık bugünümüzde bol bol konuşacağız günün geri kalanında ama etkileşimli, birbirimizi anlayarak, empati göstererek ve birlikte üreterek bir platform oluşturmak. Şimdiden 5 arkadaşımın girdiğini görüyorum. Bir yandan da eğer kullandığımız Cisco Webex'in chat ekranına, sohbet ekranına sorular yazarsanız sevgili moderatörümüz Merve hepsini toplayacak ve seansın sonunda beni sınav yapacak. Doğru değil mi? Öyle anlaşmıştık. Öyle mi anlaşmıştık? Böyle anlaşmıştık. Bakalım sınavdan da İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün geçer bulacağı bir not alabilecek miyim? Şimdi tekrardan ben kendimi tanıtmam gerekirse ismim Erdem Aksakal. Kitap yazarıyım, konuşmacıyım, eğitmenim, akademisyenim. Efendime söyleyeyim sizler gibi bir yandan gerçekten de öğrenciyim. Hani ömür boyu öğrenci laf olsun diye söylemiyorum. Bir yandan kendi doktora çalışmalarımı yapıyorum. SAP adlı dünyanın en büyük kurumsal yazılım şirketinde pazarlama direktörüyüm. Girişimciyim, podcast yayını yapıyorum, kendi yayınlarımı yapmaya çalışıyorum. 14 yaşındaki ikiz çocuklarımın babası ve Karşıyaka taraftarıyım. Tekrardan beni Ege'nin güzel kenti Balıkesir'in Bandırma ilçesine Dubai'lerden şey yaptığınız için, davet ettiğiniz için çok da mutlu oldum. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Zaten görüyorum yaklaşık 20 küsur arkadaşımız sisteme girdi. Hadi bakalım en sevdiğiniz meyveyi bana söyleyebilir misiniz? Emoji kullanabilenler, emoji kullanamayanlar kelimelerle, ne bileyim harflerle, rakamlarla nelerle gösterebilirseniz gösterin. Çilek ve muz oylarıyla başladı. Bakalım en sevdiğiniz meyve hangisiymiş? Hep yaz meyveleri. Yaz meyveleri çünkü herkes yazı özlemiş arkadaşlar. Kesinlikle Artık öyle. hele ki şu eve kapandığımız günlerde demek ki insanlar kışın ve dört duvarın içinden yaz meyvelerini özlediler. Kızıl elmayı, kiviyi, ananası görüyorum daha az sayıda. 20 kişi olsun geçelim bir sonraki. 20 kişi oldu. Çilek birinciliği kazandı. Oyları bölünmesine rağmen bazıları çileğin resmini koydu. Bazıları yazıyla yazdı. Ben de burada sizi dost bir gördüğüm için rahatlıkla söylüyorum. Benim de en sevdiğim meyve çilek arkadaşlar. Çilek diyen arkadaşlar hepinize sevgilerimi sunarım. Peki bir şey daha soracağım. Ben gerçekten sakinlik. Rüzgara bakar mısınız? Maşallah listelere rüzgar gibi girdi. Sıcak insanlar, soğuk sahil, deniz, huzur.
Fenere yürümeye üşenme, dalgıçta çay. Harika şeyler. İdo. Ben de olsa Feribot ya da İdo yazardım gerçekten. Bir ara Manyas'a çok sık gider gelirdim yakın ilçelerimizden. Hayal Çay Bahçesi. 10 Mayıs. 10 Mayıs ne olduğunu bilmiyorum. 10 Mayıs nedir? Onu hiç kimse bilmiyor demek ki. Salçalı Dost. Uçmak. Başka ne var? İdo, İdo, Dalgıç. Dalgıç herhalde ünlü bir kafe. Hayal Çay Bahçesi ile birlikte. Öyle mi? Dalgıç kafe. Tamam. Dalgıç'ı, Hayal'i öğrendik. Salçalı Dost'u nerede yiyoruz? Salçalı Tost, Hayal Çay Bahçesi'nin arkasında bir tostçu abimiz var. Böyle meşe, tamam. Küçük büfe şeklinde orada. Salçalı Tost'u Hayal Tost Bahçesi'nin arkasındaki abide yiyoruz. Peki son soru, son soru gün boyu sorularım olacak da, yaşadığımız bu günleri sizce en iyi anlatan emoji hangisi olurdu? Onu da merak ediyorum. Sizin ruh haline. Emoji kullanamayanlar, kimileri laptopta kullanamıyor olabilir, kelimelerle ifade etsin kendini. Merak ediyorum şu anki ruh haliniz. İlla insan yüzü emojisi olmak zorunda değil. Bakalım ev çizenler de olmuş mesela. Eyvah eyvah. İnziva. Bıkkınlık ve depresyon. Güzel. Güzel. Güzel de yani salgın hastalık kısmı bir kenara, bu evde geçirdiğimiz günlerden büyük ölçüde mutluyum evde olma fikrinden. Tabii ki de dünyanın yaşadığı şeyi ayrı bir kenara koyuyorum. Konuşacağız az sonra. İnziva, cehalet ve üzüntü, patlayan beyin, küfreden kırmızı adam, kaşlarını çatmış kişi, düşünceli, gözyaşları şelale olmuş akan arkadaş, kişisel gelişim. Yani uyku geldi, uyku. Bilinmezlik, uyku. Üçüncüye tekrar edeyim kendimi. Çoğu pozitif olmayan çeşitli ruh halleri içindeyiz. Bana soracak olursanız arkadaşlar, benim bu dönemde en çok hissettiğim şey şu oldu. Hepimiz tek ve büyük bir hayat ağacının kökleri, dallarıyız ve bu ağaca siz dünya deyin, evren deyin, ne dersiniz deyin. Hepimizin kaderinin, hepimizin beyninin, kalbinin, vücudunun, yaşamının birbirine ne kadar bağlı olduğunu, insanlarla hayvanlar, ülkeler, kıtalar arasında aslında ne kadar da var olmayan, bizim yarattığımız yapay bağlar olduğunu gördüm. Ve bu bana çok derin iki şey öğretti. Bir, gerçekten bu ağacın içinde olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Diğer insanlara, diğer canlılara, doğanın geri kalanına, biz de doğanın bir parçası olduğunu kendimize tekrar tekrar hatırlatarak onlarla bir bütün olmalıyız. İkincisi de biz kendimizi çok güçlü zannediyoruz. Baktığınızda buradaki çoğu türden kendimizi üstün zannediyorduk. Dünyanın efendisi zannediyorduk. Bu resme giremeyecek kadar moleküler ölçüde küçücük olan bir virüs bizim aslında ne kadar güçsüz olduğumuzu gösterdi. Ve ben şunu idrak ettiğimi düşünüyorum. Aslında gücümüzün zirvesine ne kadar güçsüz olduğumuzu fark ettiğimiz anda erişiyoruz. Ben dünyanın efendisiyim diye gezmek bizi güçlü kılmıyor. Aksine ne kadar kırılgan olduğumuzu, ne kadar dünyaya incecik bağlarla bağlı olduğumuzu görürsek o kadar gerçeklerin farkında, o kadar güçlü oluyoruz. Sizden de ricam. Burada işte öğrenci arkadaşlarım vardı, belki akademisyen dostlarım vardı, çalışan insanlar vardı. Sizden de ricam bunu kendinize denk gelirsek bana, eşinize, dostunuza, ailenize tekrar tekrar hatırlatmanız. Tek bir hayat ağacının üstünde yaşıyoruz ve aslında ne o kadar güçsüzüz ne de dünyanın efendisiyiz. Dünyanın doğal bir parçasıyız sadece. Şimdi bir yandan da şunu da görmüş oldum. Şunu da görmüş oldum. Gündemimiz sürekli değişiyor ve ben de tabii ki de yani şimdi başta dedim beni sınav yapacaksınız. Herhalde ben de sizi sınav yapacağım. Yani hiçbir yerde 3 paraya 5 köfte olmuyor biliyorsunuz. Madem siz beni en sonunda sınav yapacaksınız, ben de şu an sistemde olan 20 arkadaşım başta olmak üzere herkesi biraz sorularımla neşelendireyim istedim. Size şunları sordum, şu soruları hazırladım. Dedim ki 2015'ten bugüne nasıl ki bugün neredeyse tüm dünya olarak tek bir konu üzerinde toplanmışız. 2015'ten bu yana dünyanın en önemli konuları nelerdi? Bunların üzerinden geçelim istedim. Ve şimdi telefon ya da bilgisayar ekranlarınızda sorular göreceksiniz.
Sorumuz geliyor efendim. Ah, neden gelmedi? Soruları gösteremiyoruz. Herhalde online yayın olduğu için aynı anda iki ekranda zorlandı mı bilmiyorum. Ben bunu arka planda bakmaya çalışayım ama aynı anda iki ekranda olduğu için ne yazık ki sorularımızı soramamış olduk. Ben size geçmişe dair soruları değil, gelecekteki soruyu sorayım o zaman. 2020'de yılın sözcüğü ne olacak? 2020'den geleceğe biz hangi kelimeyi bırakacağız? Felaket, korona, Covid-19, gez, korku, aşı, evde kal, dijitalizm, acziyet, çaresizlik. Bitti mi? Sonunda bitti. 2020'nin sonunda öyle mi diyeceğiz? Bitti mi? Sonunda bitti mi diyeceğiz? Yani ben şimdi zaten onları konuşacağız hep birlikte. Yani ben bunun tabii ki de bu döneme, bu yıla, 2020'ye, 1500'e, 1300'e özgü olmadığını biliyoruz. İnsanlık ilk kez salgın hastalıkla karşılaşmadı. Orta çağda ekrandaki resimde görüyorsunuz aslında. Zor bir dünya vardı. Sağ alt köşedeki harita Avrupa'da vebanın yayılışını anlatıyor. 1340'lı yıllardan başlıyor, 1350'lere kadar Avrupa'nın tamamını, Asya'yı, Hindistan'ı falan ele geçiriyor. Ve şu ankinden daha az tehlikeli bir hastalık değil. Hatta şu an baktığınızda yaşamda kalma oranı çok daha yüksek. Veba gibi, daha sonra konuşacağız, kolera gibi hastalıklar ne yazık ki o dönemin dünyasında bir köye giriyor ve kolay kolay o köyde hiç canlı bırakmadan o virüs yayılmaya devam ediyor. Baktığınızda yine orta çağda Haçlı Zeferleri vardı. Yani insanlar işte bizim bulunduğumuz topraklara savaş açıyorlardı ve çok kanlı, çok büyük din savaşları yaşanıyordu. Kölelik vardı arkadaşlar, inanabiliyor musunuz? Yani şu an bakınca ne kadar insanlık dışı kalıyor. Orta çağda kölelik gayet gündelik hayatın bir parçasıydı. İnsanlar köleler, efendiler diye ikiye ayrılıyordu. Sağ üst köşeye gördüğünüz orta çağ kilisesinin bastığı endülijans kağıdı. Yani cennette insanlara arsa satan tapu. İnsanları bu şekilde kandıran dinsel odaklar vardı. Şunu bunu yaparsanız cennete ait bu tapuyu alırsınız diye insanları bu şekilde kandırıyorlardı. Peki orta çağda günümüze bu cenneti vaat ettiğini söyleyen kağıtlar mı kaldı? Haçlı seferleri mi, kölelik mi, veba mı? Bana kalırsa hiçbirisi kalmadı. Orta çağdan günümüze ne kaldı biliyor musunuz? Orta çağdan günümüze matbaanın bulunuşu kaldı. Rönesans, reform, aydınlanma çağı, coğrafi keşifler kaldı. Yani insanlık yaşadığı her darboğazda, bu sağlıkla ilgili darboğaz olsun, dinsel savaşlar olsun, kıtlıklar, eşitsizlikler, kölelikler olsun, İnsanlık her girdiği mücadelede bir çıkış yolu buldu. Az önce söylediğim hikaye aslında güçsüzlüğünü fark ettiği an gücünün zirvesine erişmiş oldu ve orta çağın karanlığını büyük bir aydınlıkla yıktı. Ve gerçekten bunu size sormaya çalışıyorum. Şimdi bu insanlar kim mesela orta çağda? Kim var mı bunları hatırlayan? Soruyorum, kim ya? Atış serbest. Var mı yanıt verebilecek? Ben bilmiyorum açıkçası. Resimleri ben koydum ama Nair dedi arkadaşımız. Sivaslılar yine burayı bastı. Sivaslı arkadaşımız yine geldi buraya. Sivaslı. Tarihim biraz kötü. İnanın tarihiniz iyi olsa da bunları tanımayabilirsiniz. Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Orta çağın en önemli savaşçıları, en büyük komutanları, İngiliz komutan Edward, Fransız komutan Bertrand, Alman komutan ya da İtalyan komutan Robert. O çağın en büyük savaşçıları. O çağda bunlar binlerce, on binlerce askere hükmediyorlar. Hiçbirisinin ismini hatırlamadık ya. Bakalım mesela başka kimleri hatırlayabiliriz? Bunlar kim olabilir? Bu arkadaşların ismini hatırlayanlar var mı? Bunlar da aynı zamanda orta çağda yaşamış insanlar. Bu insanları tanıdınız mı? Sivaslılar, tamam onu biliyoruz.
Kesinlikle Sivaslı değiller. Sivaslı gelir şimdi birazdan Sivaslılar oyu. Keşiş mi acaba? Muş. Sivas'tan Muş'a geçti üstünlük. Evet, bilinmezlik, bilinmezlik, sessizlik getirdi. Bunlar kim biliyor musunuz arkadaşlar? Orta çağın en zengin ailelerinin başındaki insanlar. Medici ailesi hala İtalya'nın ve dünyanın en zengin ailelerinden altı yanlar oldu. Yazar veya ressam. Düşünür, matematikçi, Sivaslı düşünür, daha çok düşünür. Aslında çoğu arkadaşımız bilgisizmişim bayağı ben diye, estağfurullah değilsiniz. Rönesans'ın en önemli sanatçıları, Leonardo sadece resim alanında değil, tasarım alanında, matematik alanında eserler verdi. Michelangelo ünlü bir ressam, Donatello heykeltıraş. Yani baktığınızda en çok hatırladıklarımız ne devrin en güçlü savaşçıları, ne devrin en zengin insanları, ne devrin cemaatlere, topraklara hükmeden savaşlar başlatan din adamları, o günden bugüne kala kala sanatçılar kaldı arkadaşlar. Ve gerçekten de o günden bugüne bir çizgi film yapıldığında Ninja Kaplumbağalara hiçbirisinin değil ama Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Rafael'in ismi verildi. Bu bir şeydir. Yani insanlık orta çağda ne kadar zor günler yaşamış olursa olsun o günleri savaşçılar, komutanlar, zenginler, bilim adamları, din adamları dahi yönetse bilime, sanata, üretmeye inanan insanlar asırlar sonrasına kalıyor. Ve bugünden asırlar sonrasına ne kalacak sorusunu düşünürken bunları gözümüzün önüne getirelim istiyorum. Yeni çağa geçtiğimizde yani 14. 15. yüzyılda 17. 18. 19. yüzyıla geçtiğimizde resim değişti mi? İnanın değişmedi. Dünyanın fotoğrafı üzülerek söylüyorum hep aynı kaldı. Sol üst köşede Londra'daki kolera salgınının bir görselini görüyorsunuz. Ortadaki büyük Chicago yangınının en altta ise Amerikan iç savaşında yerliler, Amerika'da yerlilere karşı yürütülen savaşın fotoğrafını görüyorsunuz. İnsanlık hep hastalıkların, hep felaketlerin, hep savaşların pençesinde kaldı. Ama o günlerden bugüne hatırladığımız kolera salgını mıydı? Bana kalırsa Fransız devrimiydi. Bana kalırsa telefonun lokomotifin icadıydı. Bana kalırsa Paris'in göbeğine dikilen anlı şanlı bir sanat ve mühendislik harikası olan Eiffel Kulesi'ydi. Yani bugünden yarına biz kavgaları taşıyabiliyoruz, istesek de taşıyamıyoruz. Ne felaketleri taşıyabiliyoruz, ne salgın hastalıkları taşıyabiliyoruz, ne savaşları, ne de parayı taşıyabiliyoruz biliyor musunuz? Bizim bugünden yarına taşıyabildiğimiz yegane şey bilim, kültür, sanat. 18. yüzyıldan, 19. yüzyıldan günümüze savaşlar mı kaldı? Yoksa Tolstoy ve Dostoyevski'nin, Jane Eyre ile Charlotte Bronte'nin eserleri, Nobel'in, Edison'un buluşları mı kaldı arkadaşlar? Ne yaparsak yapalım, bilime, sanata, kültüre, mimariye, insanlığa yapılan hizmetler bizi geleceğe taşıyacak. Bunu biliyoruz. Hiçbirimiz sonsuza kadar yaşamayacağız. Hiçbirimizin adı sonsuza kadar yaşamayacak. Ama bilin ki ürettiklerimiz bizim geleceğe kalmasının yolu dünyanın bu gidişatını algılamaktan geçiyor. Merak etmeyin. Dünya çok daha feci salgın hastalıklarla boğuştu. Ne yazık ki bazı insanlar hayatını kaybediyor. Ne yazık ki bazı insanlar ağır hastalıklar geçiriyor. Bunlar bir yana, bir bütün olarak biz insanlık olarak bu hastalıklardan, bu felaketlerden güçlenerek çıkıyoruz. Alın size modern çağ. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, hemen de o dönemde başımıza gelen İspanyol gribi milyonlarca kişinin canına mal olmuş. Bugünkü koronadan daha mı az ölümcül zannediyorsunuz? Milyonlarca kişi öldü. Peki bizden o güne Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı mı kaldı? Savaşan ülkeler bugün çeşitli ittifakların içinde birbirlerine diplomatik ilişkileri var. Ortak bilim, sanat, kültür araştırmaları, spor müsabakaları yapıyor. Ve biz 1. 2. Dünya Savaşı'nın sonunda insanlık olarak penisilini bulduk. Ve bu sayede tıpta büyük bir aşama kaydettik. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra elektronik mühendisliğim benim alanıma geliyor. Ortada gördüğünüz transistörü bulduk. Transistör sayesinde önce radyo, sonra telefon, sonra televizyon,
gibi birçok iletişim biçimi, birçok elektronik alet gelişti. Günümüzün bilgisayarlarına, akıllı cihazlarına, internetine kadar uzandı. İkinci Dünya Savaşı'nda çok kanlı sahneler yaşandı ve ne yazık ki bu sahnelerin üzerinde yine sanat doğdu. Bu sahneleri engelleyemedik ama Picasso'nun Guernica tablosu İkinci Dünya Savaşı'nın ne kadar korkunç olduğunu gözümüze seren müthiş bir sanat eseri. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ne kilise kaldı Orta Çağ'dan bu yana, ne kölelik kaldı. Ne Yeni Çağ'dan bu yana krallık ve sömürgecilik kaldı. Ne ırkçılık kaldı ulus devletler üzerinde, ne faşist diktatörler kaldı. Ne toplumları, coğrafyaları bölen bloklar kaldı. Bunların hepsi gitti. Gündelik telaşı, gündelik kargaşayı bir kenara koyun arkadaşlar. Bilimin, sanatın, kültürün, bizi biz yapan ortak değerlerin üzerine neyi yükseltebiliriz? İşte bugünkü etkinlikteki geleceğe bakışımızı bu belirlesin isterim. Yani baktığınızda da geçmişin işte görüyorsunuz, ünlü Haçlı Seferi çıkaran papaları, efendime söyleyeyim parayı yöneten soyluları, faşist diktatörler, yakın dönemin diktatörleri, bugün de gücü elinde tutan Amerika'nın başkanı gücü elinde tutuyor. Soru işareti, yukarı parmak, aşağı parmak ve kediye yorum yapın bakalım. Kaç kişi ne hissediyor? Kötü hissedenler de kötü hissediyorum işaretleyebilir. Hiç önemli değil. Sizden bilgi almak benim için her şeyden daha önemli. Soru işareti taşıyan arkadaşlarımız var. Doğru. Birisi dedi ki bundan memnun değilim. Birkaç arkadaşımız da dedi ki benim ne işim var burada? Soru işaretiyle yorum yaptı. Sizin şu işiniz var arkadaşlar. Şu an biz insanlık olarak büyük bir savaşın içindeyiz ve bu savaş illaki geçecek. Şu gördüğünüz birincisi veba mikrobu, ikincisi kolera, üçüncüsü çiçek, dördüncüsü de hepinizin benden belki çok daha iyi tanıdığı koronavirüsün şeması. Dünyayı bunlar ele geçiremeyecek. Dünyada biz insanlık olarak doğanın bir parçası olduğunu hissettiğimiz ölçüde kendimizi var edeceğiz. Ama bugünden geleceğe neyin kalacağını merak ediyorsak, etmiyor olsanız bu seminere katılmazdınız. Etmiyor olsam ben Dubai'den kalkıp sizlere seslenmezdim. Şunu soruyorum, bir şeyler değişecek belki hayatımızda. Nasıl ki dünden bugüne kölelik kalmadıysa, bloklar, ırkçılık, sömürgecilik kalmadıysa, bugünden yarına neler çıkacak hayatımızdan? Sizlerin görüşlerini bekliyorum aslında. Dinleyicilerimiz uyuyor, uyumuyor, uyandılar. Virüsün çıkacağına dair iyi temennilerinizi paylaşıyorum. Ben de inanıyorum. Yani inanıyorum değil, neredeyse %100 eminim virüs hayatımızdan çıkacak. Hiçbir virüs dünyada kalıcı olmamış. İnsanlık bunu yenmeyi, bununla mücadele etmeyi, üstesinden gelmeyi öğreniyor. Fakat neyi öğrenmekte zorlanıyoruz? Yeni virüsler üretmemeyi öğrenmekte zorlanıyoruz. Yeni virüsler üretmemeyi de öğrendiğimizde dünya hepimiz için bambaşka ve güzel bir yer olacak. Küresellik hayatımızdan çıkacak dendi. Bir arkadaşımız çok zor oldu dendi. Yakın temas, ekonomi hayatımızdan çıkacak. Kapitalizm artacak dendi. Sinema salonları çıkabilir hayatımızdan. Birçok şey çıkabilir. Yani belki bilmiyorum eskisi gibi seyahat etmeyeceğiz, eskisi gibi yakın temas kurmayacağız gibi gözüküyor. Bilmiyoruz. Ama bize tarih bilimi şunu söylüyor, geçmişteki bu öğretilerden ders çıkarmadığımız ölçüde yeni virüslerle yüzleşebiliriz. Geçmişteki öğretileri doğru anlayıp doğayla birbirimizle mücadele etmek yerine doğayla ve birbirimizle işbirliği yaptığımızda, nakit para diyene katılıyorum bu arada, doğayla ve birbirimizle işbirliği yaptığımız ölçüde dünyayla daha barışık hayatlar süreceğiz. Valla bana sorsaydınız bu soruyu, ben satın alma kültürü, yani her şeyi elde etme kültürünün ortadan kalkacağını söylendi. Her şeyi elde etmek zorunda değiliz. Her şeyi almak için evet duymak zorunda değiliz. Endüstriyel hayvancılığın ben ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani sadece insanlar istediği için
ömrünü doğada değil de ömrünü bir besi çiftliğinde geçen hayvanların bence sürdürülebilir bir model olmadığını düşünüyorum. Kentsel yaşamın, yani bu kadar 10 milyonluk, 20 milyonluk kentlere tıkılacağımızı düşünmüyorum. Kapitalizmin zenginliğin ben eskisi kadar güçlü olmayacağını, paradan başka değerler olacağını düşünüyorum. Seyahatin bildiğimiz ölçüdeki şeyi kalkabilir ortadan. Yani aslına bakarsanız virüsün ilk yayılımını hatırlasanız arkadaşlar, sadece şeyi kontrol ediyorduk. Kim hangi ülkeye, hangi ülkeden seyahat etmiş. Çünkü doğa bir insanın uçağa binip de işte bir günde on binlerce kilometreyi kat edip işte Çin'den Amerika'ya, Brezilya'dan Avustralya'ya, Japonya'dan İzlanda'ya gideceğini idrak edemiyor. Doğa için zor bir idrak. Ve bu seyahat belki de bizim doğanın dengesini biraz elektroşokla zorladığımız bir şey oldu ki virüs bir anda bu kadar hızlı yayıldı. Birçok şey değişecek hayatımızda ve biz de bunun üstüne aslında yeni bir şeyler koyacağız. Şimdi ben burada sevgili Merve çok güzel bir tanıtım yaptı. Yani iş hayatını temsil ediyor dedi. Ama bir yandan da bir anlam arayışının içindeyim. Gerçekten de şuna inanıyorum. İş hayatına ne iş yaparsak yapalım. Çoğunuz belki öğrencisiniz şimdi. Çalışan arkadaşlarım vardır. Belki kendi işinin sahipleri vardır. Benim gibi kurumsal hayatın içinde. Yahut akademide çalışan arkadaşlarım vardır. Bizler sadece para için çalışmıyoruz. Sadece para için çalışmak bizi ne tatmin eder, ne mutlu eder, ne de her gün her gün bu amacı bulabiliriz. Bizler paradan başka da değerlerin olduğu bir dünya için çalışıyoruz. Tabii ki de para olmasa birçok şey yapamayız. Ama sadece para karşılığında yapmayı kabul etmeyeceğimiz birçok şey var. O yüzden de biz şunu düşünüyoruz. Biz bir bütünsel olarak kendimiz bu yolculukta, bu kariyer yolculuğunda, bu iş yolculuğunda, bu hayat yolculuğunda neredeyiz? Kimlerden nasıl ilham alabiliriz? İş dünyasından birkaç ilhamı sizinle paylaşmaya karar verdim. Birisi belki denk gelmişsinizdir. Dünyanın en değerli 100 markasının olduğu bir liste. En tepelerde şaşırmayacağınız üzere Amazon, Apple, Google, Microsoft gibi firmalar var. Çoğunun, yani listeye baktığınızda devamlara bakabilirsiniz. Facebook'u, Tencent'i, IBM'i, AT&T'i, Verizon'ı, benim de içinde çalıştığım şirket olan SAP'si, T-Mobile'ı gibi bu ilk 25'in neredeyse %70, %80'i teknoloji firmalarından oluşuyor. Bakın bunların içinde böyle köklü, yani onlarca, yüzlerce yıllık mazisi olan birkaç firmayı görüyorum. Disney'i görüyorum, McDonald's'ı görüyorum, Coca-Cola'yı, belki de Marlboro'yu görüyorum ki Marlboro'da her yıl tahmin edeceğiniz şekilde irtifa kaybediyor. Kısacası teknolojinin günümüzün en değerli akçesi olduğunu düşünüyorum. Ve teknolojiyi sadece bilgisayarlar, mobil, işte efendim söyleyeyim, ekranlar, platformlar gibi düşünmeyin. Bundan 500 sene önce teknoloji matbaa demekti. Belki bundan 300 sene önce ya da 200 sene önce teknoloji daktilo demekti. Ya da mürekkeple dolma kalem demekti. Bundan 100 sene önce teknoloji oda büyüklüğündeki devasa hesap makinaları demekti. 50 sene önce teknoloji dev bilgisayarlar demekti. Yani biz cihazın, aracın ne olduğuyla çok ilgilenmiyoruz. Biz dünyayı var olan düzleminden yeni bir paradigmaya taşıyacak olan bu yeni düşüncelerin aslında önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve baktığımızda dünyaya en çok değer getiren şirketler de bunlar olmuş. Başka bir indekse baktığımızda dünyanın en sürdürülebilir 100 firmasının adını görüyorsunuz burada. Tabii hepsini koyamadım da ilk 20'yi görüyorsunuz. Bunların içinde ilaç firmaları var, enerji firmaları var, yiyecek firmaları, elektronik firmalar var. Ne demek sürdürülebilirlik? Teknolojik sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik. Yani bugünden geleceğe kalabilme meziyeti demek. Bugünden geleceğe kalmak için dünyayı doğru idrak etmek, teknolojiyi, varoluş amacınızı, insanların sizden neler beklediğini, çevreye karşı sorumluluklarınızı doğru algılamak gerekiyor. Düne kadar bu listelerin tamamı en çok para kazanan şirketlerle doluydu. Şimdi öyle değil. Bu firmaların hiçbirisi dünyanın en çok ciro yapan, en çok kâr eden firmaları değil. Onun yerine dünyanın bütünsel olarak olgusal durumunu doğru anlayan, dünyada çevrenin, toplumların, insanların, çocukların, kadınların, hayvanların da hayatına saygı duyan, sadece para için çalışmayan şirketler var burada. Alın size başka bir örnek.
dünyada en çok çalışılmak istenen 100 iş yeri listesi. Hiç kimse eskiden bunlara bakmaz. Derdi ki ne var canım, sen çok para kazandığın ölçüde bütün herkes sende çalışmak ister. Bakıyorum bu şirketler öyle dünyanın en çok para kazanan şirketleri değil hepsi. Demek ki çalışanlarına para dışında da bazı şeyler veriyorlar. Bazı mutluluklar veriyorlar. Ve işte hepimizin bu sorumluluğu var arkadaşlar. Ben kendim nasıl ismimin altına anlam arayıcı yazma haddini buldum? Çünkü hepimiz birer anlam arayıcısıyız. Hepimiz bu hayattaki anlamımızı arıyoruz. Ve bugün bunu bir işle, yarın kendi şirketimizi kurarak, öbür gün dünya yolculuğuna çıkarak, bir bahçeye ağaç ekerek, bir hayvanla birlikte yaşayarak, aile kurarak, çocuk sahibi olarak, toplumsal dayanışmaya fayda sunarak, çevreye katkı sunarak biz bunları anlam arayışımıza devam edeceğiz. Ve inanın iş hayatı da hiç olmadığı kadar bu anlam arayışına değer veriyor, saygı duyuyor. İşte başka bir indeks. Dünyanın en, dünyaya en çok anlam katan şirketler biz. Ha, tabii. Ona göre. Pardon. Her şey yolunda mı? Bir ses geldi ama. Süper. Her şey tamam. Şu an bir ses yok. Devam edelim. Süper. Devam edebiliriz. Dünyaya en çok anlam katan şirketler listesini görüyorsunuz. Yani tekrar söylüyorum. Para, evet, değeri paranın sıfırlanmadı. Para olmadan birçok şey yapamıyorsunuz. Ama bazı şeyleri para olsa bile yapamıyorsunuz. İşte para olsa bile yapamadığınız şeyler muhtemelen sizi bugünden yarına götürecek şeyler. O yüzden kendinizi, hiç sorun değil, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teknoloji konuşuyorsak şuna da hazır olmamız gerekiyor. Gerçekten de ben bunun yani bu sorunların yaşanmadığı bir dünya hayal etmiyoruz zaten. Kesinlikle yok. O yüzden de bu sorunlara ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemli. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekranımı görebiliyor musunuz? Ekranınızı görebiliyoruz, evet. Şu an. Diyorduk ki evde kaldık diye ya hayat bitti benim için. Tam mezun olacaktım. Tam okulu bitirecektim. Şunu yapacaktım. İşe girecektim. Para kazanacaktım. LES'e girecektim. Akademisyen olacaktım. Ya arkadaşlar, ekmek yapmayı öğrenmek, yoga yapmayı, dans etmeyi, konuşmayı, söyleşmeyi, şiir yazmayı ilerletmek bunlardan daha mı az değerli, gözünüzü seveyim. Hayatımızın belki hiçbir evresinde olmayacak böylesi bir an geçti elimize. Ve lütfen ve lütfen kendinizi bu evde olduğunuz zaman nasıl geliştirirsiniz? Neleri hayal ediyordunuz aylardır, yıllardır? Kimisi ekmek yapıyor, kimisi kitap yazıyor, kimisi dans ediyor, kimisi söyleşi yapıyor. Neyse yapabileceğiniz onu yapın. Yavaş yavaş sona geldik. Son birkaç dakikamız var. Ondan sonra soru cevap seansı yapmak istiyorum. Size şunu soracağım. Bugünden yarına neler kalacak arkadaşlar? Bu kadar konuştuk. İş dünyasını anlattık. Salgın hastalıkları, doğayı, orta çağı, köleliği, sömürgeciliği anlattık da anlattık. Neler kalacak ya? Neye yatırım yapalım? Bunun yanıtını ben de bilmiyorum. Sizden duyarsam ben de bir şeyler öğrenmiş olurum. Hiç kimse. Geliyor. Geldi. İnşallah özgürlük kalacak yarına. İnşallah tecrübe kalacak. Yeni hobiler, blockchain ve bulut teknolojisi kalacak. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Tabii ki de yarın, yani 2020'nin 15 Nisan'ında, 2021'de, 2030'da blockchain'in bulutun olacağını görüyorum da 2050'de ne olacak acaba? O yüzden bizim bunlara da kafa yormamız gerekiyor. İnsanın birçok şey değişecek. Yani matbaa mı kaldı artık? Bakın, matbaasız son bir ayda evine gazete alan mı oldu Allah aşkına? Matbaasız yaşıyoruz hayatımızı. Dolma kalemsiz yaşıyoruz hayatımızı. Daktilosuz yaşıyoruz hayatımızı. Ama araçlar değişiyor, ama geleceğe bakan teknoloji vizyonu, insanın bedenine, doğaya, sanata, kültüre, diğer insanlara olan saygısı hiç azalmıyor. Çok güzel yanıtlar var. Teşekkür ederim. Daha az sayıda arkadaşımız var. Ama çok güzel yanıtlar aldım. Eğer sizin sorularınız varsa, bir, Merve'nin yönettiği chat penceresinden. İki, ben tekrardan sorabilirsiniz. Burası bu arada Dubai'den yaklaşık 30 derece fazla sıcak olmuştu. Klimayı açtım. Çok soğuk oldu. 10 saniye verin. Klimayı kapatıyorum. Geri geliyorum. Bu esnada sorularınızı ekranda göreceğim inşallah. Arkadaşlar, sorularınızı bekliyoruz.
O kadar iyi bir sunumdu ki Erdem Hoca, tek bir soru bile kalmadı. Dünyanın bütün sorularını aydınlattınız diye düşünüyorum. Öyle bir şey yapmış olamam. Eminim vardır aklınızda sorular. Çekinmeyin, adınız görünmüyor. İstediğinizi sorabilirsiniz. Normalde garip bulacağınız, sorayım mı diye düşüneceğiniz, endişelendiğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de bilmiyorsam ne derim biliyor musunuz? Bilmiyorum derim. Erdem Bey, biraz kolay geliyor. Ben isterseniz sorayım size. O zaman şöyle, ben olur ama ben de bir yandan yazılır. Siz başlayın Merve Hanımcığım. Sizi dinliyorum. Tamam, ben başlıyorum. Alim sormuş. Erdem Bey, kitaplarınız çok eski görünüş olarak. Yeni nesil kitaplar yerine onları mı tercih ediyorsunuz diye bir soru yöneltmiş. Şey mi? Kütüphanede gördüğünüz bir yer ama kütüphanemin tamamını görmüyorsunuz. Şurada da başka bir kütüphanem var. Bir de benim şu an göstereceğim de, ben şeyden, elektronik kitap okuyucusundan okuyorum. Bunlar aslında benim elimde olan ve bir süredir biraz azalttığım kitaplar. Bazıları hatırası olduğu için, bazıları üzerinde notlar olduğu için, bazıları elektronik baskısı olmadığı için hala elimde tutuyorum. Ama artık genel olarak kitaplarımı elektronik kitaptan okuyorum. Açık konuşmak gerekirse kütüphane biraz alışkanlıktan, biraz da dekoratif amaçla duruyor. Sizin gördüğünüz ansiklopedi 1989 basımı, Türkiye'de kolay bulunmayan özel bir ansiklopedi. Onu elimden çıkarmayı düşünmüyorum. Bazı arkadaşlar yanlış yere atmıyorsunuz. Tüm katılımcılar yaparsanız soruları bu chat ekranından görebiliyorum ben. Görüyorum yani sorularınızı. Cem Temel'den bir soru var. Koronavirüs hakkında yapılan komplo teorileri hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru yöneltmiş. Uzmanı değilim. Yani ne bir tıp uzmanıyım, ne bir bu tarz komplo teoriler, istihbarat örgütleri hakkında bilgi sahibi olabilecek kadar uzmanım. Fakat iki şeye inanıyorum. Bir, insanların maalesef içinde hala bazı kötü eğilimler var ve kimi komploları yapabilecek düzeyde kötü eğilimler var. Bir, buna inanıyorum. Fakat inandığım bir şey daha var. Dünyanın büyük bir çoğunluğu düz, temiz, ahlaklı, vicdanlı, namuslu insanlar ve bunların çoğu da bilim insanları. Bilim insanları bu virüsün insan eliyle üretilen bir virüs olmadığını söylüyorsa, ben çoğunluğu ahlaklı, dürüst, vicdanlı olan bu bilim insanlarına inanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, diğer bir soruya geçiyorum. Tekrar alim sormuş. Kişisel gelişimde uygulamalı eğitim mi yoksa okuyarak öğrenim mi tercih edersiniz? Hangisi daha faydalı olur? Yani çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü ben en başta söylediğim girişimci kişiliğimle bir öğrenme yolculuğu tasarlayan bir platform oluşturdum. İsmi petyou.com, yani sizin yolculuğunuz, sizin patikanız anlamına geliyor. Ve okumayı kesinlikle dışlamayan ama videoyla, infografikle, görselle, etkileşimle öğrenmeyi hedef. Böylesi bir yolculuk okumanın çok önemli bir element olduğunu düşünüyorum. Ama okumanın da ötesinde, yani okuyup tartışma, okuyup paylaşma, okuyup görselleştirme gibi daha zengin deneyimlerin, daha iyi öğrenmeler getireceğine neredeyse eminim sevgili Ali. Sesiniz gitti Merve Hanım, mute'tasınız. Şu an geliyorum peki. Şu an geldi. Tekrar söylüyorum, katılımcılar sanırım sizin soru panelinizden de soru yazıyorlar. O yüzden ben bazı soruları burada göremiyorum sizin soru panelinizdeki. Ben bakayım, ben de görmek tamam. İstiyorum ama ben de görmüyorum. Bir daha deneyeyim. Çünkü sormuşlar yanlış yere mi diye. Hemen gözden geçirelim. Tamam, siz bakarken ben soru dahil ettim. Buraya geldi. Yazmamış olabilirler mi? Ben görmüyorum. Tamam, o zaman buradan devam edelim. Işıl sormuş. Bizimle bilgilerinizi düşünüp paylaştığınız için soruyu okuyamıyorum şu an. Kendi adıma teşekkür ederim demiş. Biz sizinle buluşturdukları için topluluğa dair teşekkür ederek keyif aldım, belirtmek isterim diye bir size iletmiş. Bunları siz görebiliyor musunuz bu arada? Görüyorum. Şu an ben paylaşımınız önce görebiliyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Ben Işıl'a ve topluluğa teşekkürlerimi sunarım. Elif'in tamam. Sorusu, kişisel evet, gelişim Elif hakkında önerebileceğiniz kitap. Şimdi meşhur hikayeyi bilirsiniz. Alice Harikalar Diyarında da aslında bir yerde bir insanın yolculuğunu anlatır ve değişik bir hikayedir. Alice önce bir ağacın dibinde uyanır ve bir
Beyaz bir tavşan gör. Belki rüyam gerçek mi tam da ayırt edemez. Önce tavşanın peşinden bir hendeğe atlar ve hendek boyunca düşer de düşer. Ondan sonra ancak küçülerek girebileceği bir delik görür ve bir hemen deliğin yanı başında bir iksir vardır. O iksir içer ve küçülür. Oldukça kolaydır. Bana aslında ilkokul ve ortaokulu çağrıştırır. Yapmanız gereken ödev bellidir. O ödevi yaparsınız ve o delikten geçersiniz. Ondan sonra yukarı bir yere çıkması gerekir. Büyük, yüksek bir iskemle vardır. Boyu küçüktür, yetişmez. Yanında bir iksir vardır. İç ve büyü denir. İçer, büyür ve belli bir noktaya gelir. O iskemlenin üstüne çıkar. Yolculuğun devam ettirir. Bir noktaya kadar, yani ben buna eğitim hayatına benziyorum. Yapmanız gereken şeyler bellidir. Halif ondan sonra yürümeye devam eder ve bir sapağa gelir. Bu sapakta yol ikiye ayrılıyor, sağa ve sola. Ve tam da sapak noktasında bir kedi duruyordu ağacın üstünde. Kediye sorar Halif, ne tarafa gitmeliyim, sağdan mı soldan mı? Kedi de yanıt verir, nereye varmak istiyorsun? Halif, bilmiyorum der. Bilmiyorsan ne yöne gittiğinin hiçbir önemi yoktur der. Şimdi Sevgiye Elif'in sorusunu çok değerli buluyorum ama ben de sorusuna ne yazık ki soruyla yanıt vereceğim. Kişisel gelişimle nereye varmak istiyorsunuz? Çok iyi bir tıp uzmanı mı olmak istiyorsunuz? Çok iyi bir sporcu alanında mı? Kendinizi iyi bir konuşmacı mı? İyi bir yazar mı? İyi bir akademisyen mi? İyi bir esnaf mı yapmak istiyorsunuz? Her bir alandaki gerekli meziyetlerin farklı ve okumanız gereken kitapların farklı olduğunu düşünüyorum. Naçizane yani kendi platformum olduğu için bu kadar rahatlıkla söylüyorum. Petyu.com'da biz insanların hangi tarafa gelişmek istiyorlarsa ayrı bir güzergah izlemeleri gerektiğine çalışıyoruz. Önemli çok kitap var ama işletme ve ekonomi topluluğu olduğu için ve çok değer verdiğim bir akademisyen olduğu için sevgili dostum doçent doktor Ata Özdemirci'nin Şirket ve Popüler Kültür kitabını kesinlikle öneririm. Çok teşekkür ederim bu güzel soru için Elif. Erdem Bey, podcast'te bahsettiğiniz küpenizi yadırgayan yöneticiler vardı. Bunlarla nasıl başa çıktınız? Yani ben açıkçası değiştirebildiğim ölçüde değiştirmeye çalışıyorum. Değiştiremediğim ölçüde eğer o dünyanın değişmez kuralıysa ve benim için gerçekten bir varoluş sorunuysa o dünyada var olmamayı seçiyorum. Sözümü yani olduğum gibi söylemeyi genelde tercih ediyorum. Benim için küpe önemliyse, evet o küpeyi çıkarmak için işten ayrıldığım günler oldu. Kişisel hayatta insana anlam katacak hobiler evde kaldığımız süreçte. Sevgili Alim, yine az önce Elif'in sorusuna verdiğim gibi, ne olduğuna bağlı. Ben her gün evde bir saat spor yapmaya çalışıyorum. Bu 10 metrelik bir, yani evi köşeden köşeye, koridor da dahil, salon koridor dahil, 10 metrelik bir alanda 10 kilometre koşu yaptım. Ne bileyim juggle toplarım var, top çeviriyorum, kitap okuyorum. Ben bunları biliyorum, bunu yapıyorum. Çok güzel ekmek yapan arkadaşlarım var, çok güzel dans eden arkadaşlarım var, çok güzel story'ler atan arkadaşlarım var, çok güzel sulu boya resimler yapan arkadaşlarım var. Aslında biraz ilgi alanlara göre, hani herkesin ilgi alanına göre. Zorluklarla karşılaştığımda sevgili Alim, belki okumuşsunuzdur. William Franklin'ın bir kitabı vardır, İnsanın Anlam Arayışı diye. William Frank, Nazi kamplarında birkaç yıl geçirmiş, Avusturyalı yanılmıyorsam, Avusturyalı bir psikiyatristtir. Ve onu okuduktan sonra yani Nazi kamplarında her gün ben öldürülebilirim diye güne uyanıp, aç, susuz ve işkenceler içinde yıllar geçirmesine rağmen, hala hayata dört elle sarılmış insanların hikayesini okuduktan sonra benim yaşadığım zorlukların çok büyük zorluklar olmadığını düşünüyorum. Bu zor zamanlardan geçmiş insanların hikayeleri bana ilham veriyor. William Franklin'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabını kesinlikle öneririm. Onur Yıldız'ın sorusu, ihtiyaçlarımızı sürekli olarak değiştirmeyi amaçlayan kapitalist sistem yerine işte bugün bambaşka bir şey geldi. AVM'ler çalışmıyor. İhtiyaçlarımız evimizde ne varsa onunla sınırlı kaldı. Ekmeğimizi en temel yiyeceği bile kendimiz yapıyoruz. Gelecekte değil, bugün bile kapitalizmin var olduğu bazı şeyler değişti. Kapitalizm her şeyi satan bir sistemdi. Şu an mesela sağlık satılamıyor artık. Maske parayla satılamıyor. Maskeyi parayla satmak bir suç. Hapse atıyorlar sizi. Kapitalizmin hala tüm gücüyle yaşadığını söylüyorsanız ben size katılmıyorum. Yaş insan için geç kalınmışlık göstergesi midir? Gösterge midir? Değildir. Bakın ben bu sene 40 yaşına gireceğim. Hala
Dördüncü üniversitemde doktor öğrencisiyim. Birçok şeyi yapmaya çalışıyorum. 37 yaşındayken ülke değiştirdim. 39 yaşındayken girişimci olmaya karar verdim. Ben geç olduğunu kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Var mı Erdem Bey, başka sorunuz? Sanırım başka soru yok. Hani son soruyu Alim sordu. Ya Erdem Bey çok teşekkür ederiz. Hani samimi sohbetiniz, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yani ben hani sunumunuzu ben de ilk defa herkesle birlikte izledim ve çok akıcıydı. Hani bir yere kendimi kaptırdım. Ta ki siz düşene kadar hani orada bir irkildim. Gerçekten çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Sevgili Merve, ben teşekkür ederim davetiniz için. İki üç soru geldi. Hemen son bir dakika yanıtlayabilir miyim? Tamam, zamanımız varsa sıkıntı yok. Hani zaman size bağlı. Melisa Sabancı'dan gelen bir soru var. Beyaz yakalı kariyer için soruyorum. Kişiler bir şekilde yönetici konumuna geliyor. Peki donanım kazanmak isteyen bir çalışan yöneticisinin ona fayda sağlayamadığını hissediyorsa, yeterli bilgisinin olmadığını anlıyorsa ne yapması gerekiyor? Ben insanım, yani en azından ben ona şey yapıyorum. Biz potansiyelimizi doldurduğumuz zaman tatmin oluyoruz, değil mi? Yani mesela yüzmeyi seviyorsak ve 300 metre yüzebilecek kadar enerjimiz varsa 30 metre yüzmek bizi kesmiyor. Bize 30 metrede durduran engeller bizi rahatsız ediyor ve bir yolunu bulup nasıl 300 metre yüzebilirim onu düşünmek gerekiyor. Peki o şirkettesiniz ve yöneticiniz sizin potansiyelinizi ortaya koyduramıyor, yetersiz. Çünkü yöneticinin asli görevidir çalışanın potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmasını sağlamak. Bunu beceremiyorsa iki şey yapabilirsiniz. Bir, o işi, o şirketi, o yöneticiyi değiştirebilir misiniz? Ona bakacaksınız. Başka departmana geçebilirsiniz. O yöneticiyi kendi üstleriyle konuşarak bu özelliklerini daha fazla ortaya çıkaracak şekilde teşvik edebilir misiniz? Başka şirkete değiştirebilir misiniz? İki, bunların hiçbirisi olmuyorsa, iş değiştiremiyorsanız, orada çalışmak zorundaysanız, efendime söyleyeyim, yöneticinizin üstüne ulaşıp o davranışların değiştirmesini sağlayamıyorsanız, o zaman şunu unutmayın, hayat işten ibaret değil. Sizin bu 8-10 saatlik beyaz yakalı hayatında ortaya koyamadığınız skilleri, meziyetleri başka yerde ortaya koyun ve oradan karşılığını aramaya çalışın. Belki de aynı zamanda hem beyaz yakalı hem sanatçı, hem beyaz yakalı hem sporcu ya da hem beyaz yakalı hem girişimci olabilirsiniz. Bence şansımızı denemeye devam etmekten pes etmemek gerekiyor. Denerseniz başarısız olabilirsiniz. Denemezseniz kesinlikle başarısız olursunuz. Kendimi sevgili Elif 35 yaşlarında bulduğumu düşünüyorum. Yani akademik kariyer, yazarlık kariyeri, profesyonel kariyer ve kendi kişiliğimin bir bütün olarak birbirine yanaştırdığım tek bir erdem olduğunu 35'li yaşlarımda idrak etmeye başladım. Alim, insanın anlam arayışı William Frankl, hemen şurada Google'layayım. Viktor Frankl. Buradan yani artık arkadaşlar reklam yaptığımı zannetmeyin. İlk gördüğüm kitap sitesinden kopyalayıp yapıştırdım. Uzunca yıllar önce Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Başka sorunuz var mı bilmiyorum. Benim için buraya kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. İşletme ve Ekonomi Kulübü'ne destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dubai'den Bandırma'ya selamlar. Bugünden sonra artık hepimiz arkadaşız. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bu kadar sevgili Merve. Teşekkür ederiz. Ben tekrardan şey yapayım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Erdem Bey. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Davet için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Siz de sağ olun.